Bismillahirrahmanirrahim. Gâle el-Muallimu öğrenci yani Ebu Muhammed dedi ki Ce'alekallahu minel faizine kazananlardan eylesin. Mâ ahsenu mâ vassafte ne kadar güzel anlatıyorsun, bu nitelikleri ortaya koyuyorsun. Arkadaşlar vakat araftul âne şu an öğrenmiş oldum. Enne iya bizim imanımız mislu imanil melaiketi. Oradaki elif lamı ya bu aslında bu metni basarken ya ciddi bir redaksiyondan geçirmeleri gerekiyor. Çünkü çok şeyler var, hatalar var. Burada şey yapmış yani sıfat mavsuf şeklinde tamlamayı bağlamış. Halbuki izafet olması lazım. Enne imanena mislu imanil melaiketi. Melek imanı gibidir. Ve tasdikana mislu tasdikihim. Yani bizim tasdikimiz, yani onaylamamız, kalben onaylamamız mislu tasdikihim. Onların tasdiki gibidir. Ve yakinena mislu yakini. Bizim yakinimiz geçen bu yakın kelimesinde durmuştuk. Tekrar durmuyorum arkadaşlar. Yani mislini ifade ediyor hatırlarsanız. Yakinimiz misli yakini. Onların yakini gibidir. Velakin ehbirni fakat bana anlayabilir misiniz? Söyleyebilir misiniz? Min eynehum eşeddu havfen ve atva'u lille hangi noktalarda onların imanı, tasdiki, yani Allah'a, yani bizden daha çok Allah'a karşı korkarlar, Allah'a daha mutidirler. Hangi noktalarda aşarlar? İtaat ve Allah korkusu bağlamında. Hangi noktalarda bizi aşarlar? وَمِنْ اَيْنَا قَالَتِ الْجُحَالُ Bir de cahiller şöyle diyor. اِذَا رَأَوْ مِنْ اِنْسَانٍ زَلَّةً bir insana bir sürçme yani zellenin tam karşılığı sürçmedir. Bela geldiğinde nedeniyle bir sürçme nedeniyle ev cubnen min adûni ya düşmandan korku sonucu avun alel hava ya hırslı olmasından dolayı, yani havasına düşkünlüğünden dolayı. Hâzâ min da'fil yakîn. Bütün bunlar imanı, yani yakini zayıflatan hususlar. Tamam, yani hayır da bunu söylüyorlar. Yani hangi noktalarda, yani böyle bir şey var mı? Yani hangi noktalarda bu geçerlidir? Bu konuda beni aydınlatırsanız çok sevinirim diyor. Kâlû rahimallahu, Allah rahmet eylesin. Ebu Hanife dedi ki, amma kavlul cuhali yani bu cahillerin sözüne buradan başlayalım diyor. Haza min da'fil yakini. Bu yakinin zayıflığından kaynaklanır sözüne gelince. Fe innema kalu li cehaletihim. Bunlar cahilliklerini söylüyorlar. Bir tefsiril yakini yani yakini açıklama noktasındaki cahilliklerinden, aymazlıklarından, bilmezliklerinden dolayı bunu söylüyor. Vel yakinu bir şey, zaten bir şeye ilişkin yakin yani ne diyelim kesinlik algısı da diyebiliriz yani. Nedir? Vel ilmu bir şey o şey hakkı kuvvi hatta la yeşukke fihi. Yani kişinin şüphe etmeyeceği der şey hakkında bilgidir. Yakin dediğimiz şey. Feleyse ahdun min ehli şehadeti yani şehadet ehlinden
bak burada şeyini kullanmıyor. Sıgasını kullanmıyor. Ve sıgasını kullanıyor arkadaşlar. Burada günah işlemek anlamında. Ve innemâ nakîsü emren nâsi bi emri enfüsine. Yani biz ne yaparız? Başka insanları kendimizle kıyaslarız. Veya kendimizi başkalarıyla kıyaslarız. لِأَنَّهُ رُبَمَا belki diyor زَلَّتُ اَوْ تَزْعُ اِنْدَ الْمُسِيبَةِ yani böyle bir sıkıntı halinde bizde bir böyle küçük sürçmeler ne diyelim bir endişe, bir korku ortaya çıkabilir. اَوْ جُبْنٌ مِنْ عَدُوٍ veya düşmandan bir korku hali olabilir. فَلَا يَدْخُلُ عَلَيْنَا شَكٌّ فِي اللّٰهِ fakat bu durum bizde Allah hakkında bir şüphe uyandırmaz. Arkadaşlar tercüme şekline dikkat ediyor musunuz? Motomot gitmiyorum. Yani siz de Arapçayı öğrenirken motomot tercüme etmeyi kesinlikle esas almayın. Yani orada belki kelimelerin anlamlarını bilebilirsiniz. Hiç kimsenin bilmediği kelimeleri öğrenebilirsiniz. Fakat motomot tercüme metnin içinde kaybolmak demektir. Ya bugün piyasada birçok kitap motomot şekilde tercüme ediliyor. Yani tamamen kayboluyor şey. Onun için anlama odaklanarak devam etmek her zaman esasımız olsun. Evet yani bir mümin de korkabilir, çekinebilir, ne bileyim düşmandan düşmana karşı düşmanın getirdiği bir korku olabilir. Fakat bunlar onun Allah hakkında yani Allah hakkında şüphe etmesine neden olmaz. Ve la fi şey'in mimma ca'a min indillah. Yani Allah katından gelen herhangi bir şey hakkında şüphesi olmaz. Fe gayruna indena sonuç itibariyle diğerleri bizim dışımızdakiler bir menzilet enfesine aynı bizim gibidir. Yani biz kendimizi nasıl değerlendiriyorsak onlar da o şekildedir. Yani burada imkan noktasından bir açıklama getiriyor arkadaşlar. Yani karakter tahlili üzerinden gidiyor. Çok hoş bir şey vardır. Uslubu vardır. وَاَمَّا قَوْلُكَ şu sözünüze gelince مِنْ اَيْنَهُمْ اَشَدُّ خَوْفًا اَوْ اَطْوَعُ لِلّٰهِ مِنَّا yani hangi noktada, yani hangi noktada derken Allah'a itaat etme, Allah'tan daha çok korkma noktasında, yani hangi bağlamda bizden daha ileridirler, bizi daha çok geçmişlerdir, daha itaatkardırlar, daha çok korkarlar bizden. Yani Allah'tan, yani bize nazaran Allah'tan hangi noktalarda daha çok korkarlar, ona karşı daha itaatkardırlar. Özellikle bu bağlama gelince arkadaşlar bunun açıklaması şudur diyor. Li hısalin. Burada bir takım özelliklerden bahsetmemiz gerekiyor. Kim için? Peygamberin ve melekler için. Dört tane özellik sayacak burada arkadaşlar. Ve vahidetün minha. Bunlardan ilki şudur. İnnehum kemâ fuzzilû bin nübüvveti ve risaleti. Nasıl ki nübüvvet ve risalet yoluyla insanlara üstün kılınmışlarsa fuzzilu kezalike bil havfi ve ra'beti ve cemi'i mekârimil ahlâk yine aynı şekilde Allah korkusu ruh yani havfun bir tık ötesi diyebiliriz ahlaki güzellikler noktasında alâ min sivâhu alâ men sivâhu diğerlerinden başka, yani kendisinden başka kimselerden üstün kılınmışlardır. Aynı nübüvvet bağlamında nasıl üstün kılınmışlarsa, bu konuda da diğer insanlara nazaran üstün kılınmışlardır. Birincisi bu. Vel hasletul uhra, ikinci özellik şudur. İnnehum ayenu minel melaiketi. Onlar melekler vasıtasıyla
çok enteresan şeylere şahit olurlar. Vel acayibe, böyle hayret verici şeylere. Malem nuayin, bizim göremediğimiz, idrak edemediğimiz birçok şeyi görürler, idrak ederler. İkinci hususiyet de bu. Vel hasletü salisetu, bir bela, bir sıkıntı esnasında tasalanmazlar, korkmazlar. Ve Rabiatu, dördüncüsü, lehum kanu yuayinuna ma yenzilu bi gayrihim min el hukubeti alel masiyet. Şimdi onlar şunu da görürler. Yani kendilerinden başka insanlara günahtan ötürü nasıl bir akıbet bekliyor? Bunu da çok iyi görürler. Dolayısıyla bu görme durumu neyi ortaya koyar? O kâne zelikeyden şunu ortaya koyar. Mimme yehcizuhum anil measi. Onları günahlardan korur. Yani akıbeti görüyor. Nereye gideceğini biliyor. Senden benden daha iyi biliyor. Dolayısıyla daha dikkatli olmayı getiriyor böyle bir durum. Evet arkadaşlar, şimdi sizi de hiç göremiyorum. Böyle kör gibi oluyoruz. Şuradan bir paylaşmayı durdurayım da. Bu paylaşmayı da durduramıyorum. Ben anlamadım ki arkadaşlar ya. Bu nasıl olacak? Dondu kaldı bu. Duyuyor musunuz arkadaşlar? Hocam sizin herhalde internetten kaynaklı. Çünkü arada bir sesimiz de gidip geldi. Peki genel itibariyle duyuyor musunuz? Genelde duyuyoruz. Bir sıkıntı yok hocam. Ya Ya dediğim gibi büyük ihtimal internetten kaynaklı. şimdi sizi de görmeyince bak bu paylaşımı da durduramıyorum ben ya. Nasıl bir şeyse. Yani hiçbir şey yapamıyorum şu an burada. Neyse. Şöyle yapalım. Ara sıra ses verin yani, tamam mı? Yani Tamam hocam. ben şeye boşu boşuna okumayayım yani sonra. Evet, var mı? Hocam, sol Ha. taraftan yanıp çünkü otomatik görüntüleme değil de ızgara modu galiba hocam. Yok, anladım da ya hiçbir şey yapamıyorum şu anda. Ya bak basıyorum hiçbir şey olmuyor yani. Ben de anlamadım yani. Şunu şöyle bir indireyim bakalım. Şunu da indireyim. Bak. Böyle Hocam kalıyor. değiştirme durumunuz var mı? Yok işte elektrik gitti şansımıza. Ahsen. Evet, tamam hocam. Elektrik gittiği için böyle yani. Neyse siz ara sıra ses verin, ben anlayayım sizin orada olduğunuzu. Tamam. Tamam hocam. Şöyle çekeyim. Neyse eldeki imkan neyse o kadar yapacağız artık. Evet, bu parçaya ilişkin var mı kaçırdığınız bir şeyler? Bu paragrafa ilişkin. Hocam internet kesintisinden benim kaçırdığım yerler oldu ama bunu işte ders kaydında tamamlarım diye düşünüyorum. Gerçi ders kaydında da o bölümler olur mu bilmiyorum ama. Yani ders kayıt alınıyor şu an zaten. Muhtemelen o bölümleri görürsün. Yani okuduğum halde anlamadığınız anlamında diyorum yani. Yok Nasıl? hocam. Sağ olun Evet. hocam. Yani okudum. Kafanıza takılan bir yer varsa sorun mutlaka. O zaman Semerkandi'nin diğer sorusuna geçelim. Kâlel müteallimu, Semerkandi sordu. Lekad vakkaftu ala ma vassafte. Yani bu anlattığın çerçeveye vakıf oldum. Vukufiyet kesbettim. Artık bu çerçeveyi anladım. Felem tezil tasifu adlen. Yani üstad öyle böyle değil demek yani bir anlamda. Tam manayı söylüyorum şu ifadede. Yani o kadar istikrarlısın ki, o kadar ilkelisin ki yani hep doğruyu anlatıyorsun. Doğrunun çerçevesini çiziyorsun. Doğrunun resmini çiziyorsun.
Ve tekul urfen. Yani maruf olanı bize söylüyorsun, anlatıyorsun. Velakin uhibbu. Fakat şunu özellikle arzuluyorum, istiyorum. En etiyeni bir kıyasın. Yani bir kıyas yapmanı bekliyorum burada. Fîmâ vassafte min yakînina ve yakînihim ve khawfina ve khawfihim ve cüretina ve cüretihim. Yani bizim yakinimiz ile onların yakini. Tamam. Bizim Allah korkumuz ile onların Allah korkusu. Cüret Türkçe'de de kullanıyoruz. Ne diyelim? İlişkenlik mi diyelim artık? Teşebbüs mü diyelim? Onların teşebbüsüyle bizim teşebbüsümüz. Yani nasıl bir fark var? Bunu bir kıyasla anlatmanız mümkün mü diyor. Keyfe tehlike. Bu nasıl olur? Feynel cahil. Çünkü bir cahil İzâ kâne muhtimmen veya muhtemmen, şu an tam kestiremiyorum şeyini. Yani böyle kafasında bir şeyler oturmadıysa, bir emri akıbeti, bir şeyin sonunu göremiyorsa. Ve yurid en yetaallemâ ve öğrenmek istiyoruz. Öğrenmek istiyorsan. Vassaf da laftin lehu. Yani böyle anlamadığı bir şey de ona açıklarsan fe esbetehu bil kıyası. Ha bu kıyasla ne olur? Şüpheder. Ayakları yere sağlam basar. Kâne ecderu en yaftine lehu. Yani böyle bir şey. Yani şu kıyas yoluyla anlatmak yani anlamayana böyle kıyas yoluyla anlatmak çok daha doğru bir yol diye düşünüyorum diye söylüyor. Yani şey görüyor musunuz arkadaşlar? Bu diyalog hali. Bu diyalog şeyi çok güzel. Diyalogdaki uslup güzel. Yani bir şey yok. Çekinme yok. Ya işte bu Allame-i Kübra şöyle böyle falan edep her iki tarafta edebini çok gayet ve net bir şekilde koruyor. Ama her şeyi de konuşuyorlar yani. Bu önemli bir şey. Yani Müslümanların en çok ihtiyaç duyduğu hususlardan bir tanesi. Şunu unutmayın. Yani bir şeyin konuşulmasıyla hakikatin değeri düşmez. Hiç gibi konuşmalar merak ve hakikate hayranlıktan kaynaklansın. Esas olan şey budur. قال العالم رحمه الله الله رحمت إليه سبحانه وتعالى فدديك نعم ما رأيت في طلب القياس يعني senin bu kıyas isteğini anlıyorum. Önemli bir nokta. وهكذا يصنع bu yapar ne yapar من أراد أن ينتفع بالمذاكرة müzakereden faydalanmak isteyen kimseye yarar. Fîmâ beynehu ve beyne sahibihi. Yani kendisi ve işte o müzakere yaptığı kişi arasında. İzâ lem yârif mâ gîle lehu. Yani söylenen şeyi anlamadığı zaman. İltemese kıyasa. Ve iltemese arkadaşlar, Türkçe'de iltimas diye negatif bir anlam var ama Arapça'da iltemese bir şeyi çok arzulamak anlamındadır. Yani adam anlamadığı zaman tamam ya kıyas işinin içine girdiği zaman devreye ya iş daha net çözülür, daha iyi olur diye belirtiyor. Yani senin bu talebini de çok iyi anlıyorum diye ifade ediyor. Ve'alem bil ki ennel kıyase savabe doğru kıyas yuhakkiku litalibil hakkın talibi, yani hakkın öğrencisine hakkı ne yapar? Gösterir. Ve mislul kıyası, böyle bir kıyas, mislu şuhudil aduli, yani böyle adil şahitler gibidir. Sahibil hak, yani hakka sahip olan, yani hakka sahip olan derken yani muhtemelen burada mülkiyet, hakkın mülkiyetine sahip olan anlamında değil yani. Hakkı gören, bilen anlamında. Alâ mâ yeddeî minel hakkı. Yani hak olduğunu iddia ettiği
hak sahibinin işte adil şahitleri gibidir bu kıyaslar. وَلَوْ لَا اِنْكَارُ الْجُحَالِ لِلْحَقِّ Yani eğer bu cahillerin kabul etmezliği, inkarı olmasaydı لَمْ يَتَكَلَّفْ الْعُلَمَاءُ الْقِيَاسَ وَالْمُقَيَسَةَ Yani alimler, yani kıyas yapmakla, mukayese yapmakla sorumlu, mükellef olmazlardı. فَأَمَّا مَا طَلَبْتَ مِنَ الْقِيَاسِ Şimdi sen istediğin kıyasa gelirsek, hangi konuda istiyordun? اَنَّ يَقِينَنَا وَيَقِينَ الْمَلَائِكَةِ وَاحِدٌ Şimdi kıyası yapıyor. Bizim yakinimiz ile meleklerin yakini vahidun, birdir. وَخَوْفُهُمْ اَشَدُّ مِنْ خَوْفِنَا Onların Allah korkusu bizden daha fazladır. بِاَنَّهُ كَيْفَ يَكُنُ ذَلِكَ Bu nasıl olur? Senin istediğin kıyas. فَاُخِرُكَ Sana bildiriyorum, sana anlatıyorum ki اَنَّ الْقِيَاسَ فِي ذَلِكَ Bu konudaki kıyas şudur. Evet arkadaşlar, orada mısınız? Dedim ya, ara sıra ses verin. Buradayız hocam. Buradayız hocam. Dinliyoruz. Ha, böyle ara ara ses verin. Tamam. Ne diyor? Bu konudaki kıyas şöyle olur. Kerraculeyni alimeyni. İki adamı düşün. İki bilen. Neyi bilen? Bis sebahati. Yüzmeyi bilen iki adamı düşün diyor. La yafuku ahaduhuma sahibahu fi şeyin minel umuri. Yani bu işlerde, herhangi bir şeyde biri arkadaşının üstünde değildir. İkisi de şeyi çok iyi biliyorlar. Yüzmeyi biliyorlar. Yani teorik olarak yüzmeyi çok iyi biliyorlar. Fentehaya ila nehrin kesir il mai, yani böyle suyu bol bir nehrin kenarına varıyorlar. Şedid il celid, çok böyle kuvvetli, debisi falan yüksek, çok kuvvetli akıyor. Fa ahaduhuma ala duhulihi ajra, birisi çok cesur, hemen giriyor şeye, suyun içerisine, yani işte o ırmağın içine giriyor. Ve ahar ecben, fakat diğeri biraz korkak. O da girmiyor. Anlaşıldı mı yani? Güzel bir örnek yani. İki adam da gayet şeyi iyi biliyor. Birisi cesur, hemen atlıyor suya, yüzmeye başlıyor. Birisi de biliyor ama girmiyor yani. Yani ya boğulursak, ya patlarsak falan şey var. Başka bir örnek. Ev kereculeyni bihime. Veya işte şu iki adam gibi. Maradın. Bunların da hastalıkları var. Maradun vahidun. Ortak bir hastalıkları var. Ve eteya biddevain. Yani bunlara bir ilaç getiriliyor. Vahidin. Sedidil murareti. Çok acı. Çok acı bir ilaç getiriliyor. Fe ahaduhuma ala şurbetin ecre. Bir tanesi gayet cesur bir şekilde hemen o acı da olsa ilaç içiyor. Vel aharu ecbene. Diğeri de korkak, içmiyor. Yani aradaki fark budur. Ama teorik bağlamda herhangi bir şey yoktur. Fark yoktur diye söylüyor. Nasıl, beğendiniz mi arkadaşlar kıyaslamaları? Dilinizde oturdu mu? Yani hocam, insan için daha buradaki cesur insan dediği, yani iki örnek verdi ya, cesur dediği kişi insana örnek veriyor, diğeri meleği örnek yok, veriyorsun. Yok yani şimdi bu cesur dediği var ya, şimdi normalde bak, çizdiği şey şu, yüzme bilgisi noktasında ikisi arasında fark yok. Aynen. İkisi de teorik olarak çok iyi biliyor. Birisi her gördüğü suya girmekte cüretkar. Burada kastettiği melek, tamam mı? Diğeri de korkak, diğeri de insan yani.
Yani fark bunun gibidir diyor yani. Anlatabildim mi? Gayet net yani şey isim. Değil mi? Evet, ben ters anlamışım demek ki hocam. Neyse, şimdi düzelttik o zaman. Evet hocam. Evet. Talel müteallimu, öğrenci sordu. Yani öğrenci dedi ki Seberkandi, la hasenun ma fessarte. Böyle iltifat etmeyi de bırakmıyor hiç. Çok güzel açıklıyorsun üstad diyor. Eyvallah. Lakin ahbirni, fakat bana şu konuda bilgi verebilir misin? İn kâne imanına misle imani rusuli. Eğer bizim imanımız peygamberlerin imanı gibi ise, eleyse sevabu imanina misle sevabi imani. O durumda bizim imanımızın sevabı karşılığı onların imanının sevabı karşılığı gibi olması gerekmez. Nasıl ki imanımız aynı, o zaman alacağımız karşılıklar da aynı olmalı. Ve imkan sevabu imanina misle sevabi imanihim. Eğer bizim imanımızın karşılığı ile onların imanlarının karşılığı aynıysa, فَمَا فَضْلُهُمْ عَلَيْنَا, o zaman yani onların bizim üstün olmasının ne anlamı var? Üstün olmazlar o zaman diyor. وَقَدْ اِسْتَوَيْنَا فِي الدُّنْيَا بِالْا۪يمَانِ, yani dünyada iman noktasında eşitiz. وَسَوْنَا فِي الْآخِرَةِ فِي سَوَابِ الْا۪يمَانِ, yine ahirette de bu imanın karşılığı noktasında eşitiz. فَاِنْ كَانَ sevabı imanine dune sevabı imani, şayet bizim imanımızın karşılığı bu durumda onların imanının karşılığı gibi olmazsa, yani bizim imanımızın karşılığı onların imanın karşılığı gibi olmazsa, burada olmazsa şeyini veren dune ifade. Öyleyse Allah misle imani, yani imanımız madem ki onlar imanı gibi, velem yec'allena mine sevabi ma ce'alelu, yani onlara verilen karşılık bize verilmiyor. O zaman burada bir bana bu bağlamı açabilir misin diyor. Ey üstadım. Kâlel âlimu radıyallahu anhu, Allah razı olsun Ebu Hanife dedi. Lakat aldın temelde. Oh maşallah sen sınırı açtın. Velakin tesebbet fil fetaya, yani bu fetvalarda dikkatli hassas davran. Eleste ta'lamu, sen bilmiyor musun? Enne imanena misli imani, bizim imanımız onların imanı gibi. Sen öğrenmedin mi bunu? Lianna amanna bi kulli şeyin âmenet bihir resul. Yani biz peygamberlerin inandığı her şeye inanmıyor muyuz? Sen bunu öğrenmedin mi? Ve ba'du aleynel faddu fi sevabi alel imani ve cemiyil ibadeti. Bundan sonra, tamam mı? Gerek imana verilecek karşılık veya bütün ibadetlere verilecek karşılık noktasında onlar bizden üstündürler. Nasıl oluyor bu? لِأَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى اللّٰهُ تَعَالَى كَمَا فَضَّلَهُمْ بِالنُّبُوَّةِ عَلَى النَّاسِ, Allah onları nasıl ki nübüvvet vasıtasıyla insanlara üstün kıldıysa, كَذَلِكَ فَضَّلَ كَلَامَهُمْ وَسَلَاتَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ وَمَسَاكِنَهُمْ وَجَمِيعُ اُمُورِهِمْ عَلَى غَيْرِهَا مِنَ الْاَشْيَاءِ, aynı şekilde sözlerini, namazlarını, evlerini, yerlerini, yurtlarını, diğer bütün işlerini diğer insanlara karşı üstün kılmıştır. Hocam. Evet. Şimdi burada mesela söylüyor ya, bir sürü şey sayıyor, o sebeplerle üstündür. Yani bu üstünlük noktası
biraz tam oturmadı bende. Çünkü yani hem imanlarımız eşit diyor peygamberlerle. Ancak söylediği hususlarda saydığı kelimeler, oradaki namazlarını, evlerini. Yani iman bir bütün değil mi? Bu hususlarda üstünler ancak imanın farklı. Her şeyi kapsamıyor mu? Yani sadece her şeye inanıyoruz. Evet, aynı şeylere inanıyoruz. Yok, şöyle diyeyim. İmanın farklı boyutları var. İman aynı iman ama bir şeyin farklı boyutları var. İnanılan şeyin nesnesi var. Aslında fark olmayan yer burası diyor. Bunu hep baştan beri söyleyeyim. Bir de objesi var. Bu objesinin yaşama durumu var. Özümseme durumu var. Buralarda farklı olduğunu söylüyor. Ondan sonra işin içinde hep adalet kavramını kullanıyor. Eşitlik kavramını kullanıyor. Nimet ve külfet meselesi. Tamam mı? Tamam, yani bu nübüvvetle üstün kılınıyor ama o nübüvvet çok şey. Her insanın üstlenemeyeceği bir şey. Yani ben de ders aldıysam bunu söylemişim. Şayet seçme imkanı olsaydı, Allah peygamberlere sorsaydı işte siz bu nübüvveti ister misiniz diye, sizi peygamber olarak seçiyorum. Kesinlikle reddederlerdi. Anlatabildim yani bu üstünlük, yani işte sana işte $1 milyon verdim, Boğaz'da işte yalın var, işte her ay sana şu kadar para gelecek. Böyle bir üstünlük değil ya. Böyle bir üstünlük düşünüyorsanız arkadaşlar, üstünlük algınızı ve tarifinizi bence değiştirin yani. Yani Kur'an'ın bize öğrettiği, Hazreti Peygamber'in bize öğrettiği mantıkta üstünlük, karakter üstünlüğü, ahlaki üstünlüktür. Buna ağırlık vermemiz gerekir diye düşünüyorum. Bilmiyorum, biraz daha oturdu mu zihninde? Evet hocam, sağ olun. Ya elbette evet. Biz peygamberlerin o şekilde üstün olduğunu zaten kabul ediyoruz. Onda bir sıkıntı yok. Ya buradaki şey insan insan olma açısından bir üstünlük. İşte değil. Zaten o üstünlük olduğu için hani imanların eşit olması noktası. Yani bu açıdan hiç bakmamıştım. Ha, yani nimet küfet dengesi var orada. Ama evet. Yani inandığımız şey açısından, onu zaten açıkça ifade ediyor. İnandığımız şey açısından, yani aynı meleklerin iman ettiği Allah ile iman ettiğimiz Allah aynı Allah. Yani Allah'ta bir değişme olmuyor yani. Hı hı. Tamam, evet. Yani onu ifade ediyor. Şimdi tamam. Hakikaten yani İmam Azam'ın üzerinde durduğu, yani 5 risalede de göreceğiz. Üzerinde en çok durduğu konu bu mesela yani. İman konusu. Birkaç tane daha şey var yani bu bağlamda, konular var. İnşallah yani ben artık bu kanaate vardım. Ebu Hanife ehli reisidir. Reisi yani bu zaten benim söylememde olacak bir şey değil yani. Tarih bunun en büyük şahididir. Kelam okumalarına başlayacaksanız mutlaka yani kelama başlayacaksanız ilk başlayacağım şey Ebu Hanife olması lazım. Yani Ebu Hanife sıradan bir fakih değil yani. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Yani bütün alanlara ufuk veren, bütün alanlara ufuk veren ciddi bir kafa. Yani işte yani bu kadar az eseri gelmiş, şöyle olmuş falan, onlara bakmayın yani. Mesela sözün kalitesinde. Burayı iyi dikkate alın yani. Evet, neyse. Devam ediyorum. Diyor ki işte Allah nasıl nübüvvetle onları diğer insanlara üstün kıldıysa, yine onların sözlerini, namazlarını, evlerini, yerlerini, yurtlarını ve diğer işlerini diğerlerine nazaran daha şey kılmıştır, değerli kılmıştır. Niye? Yani diğer insana nazaran daha çok çile çekme potansiyeli var. Yani hakikaten şey kolay bir şey değil yani. Yani Hazreti Peygamber bir rivayete göre 40 gün, bir rivayete göre 3 ay inanamıyor ya, 3 sene hatta inanamıyor yani. Yani bu iş ben nasıl başıma gelir diyor ya, böyle bir şey olabilir mi? Ben bunu nasıl insanlara izah edeceğim diyor. Büyük bir sıkıntı yaşıyor yani bu süreçte. Düşünün yani şurada yani
tam bir kıyas olmayacak ama diyorsunuz ki işte ben Allah'ın elçisiyim diyorsunuz. İnsanların verecekleri tavırları bir düşünün. O zaman daha küçük bir şey, muhit var. Her birini tanıyorsunuz, ediyorsunuz, buluyorsunuz. Yani anlayışı kıt bir ton adam var. Çok iyi bildiği halde de tamam mı? Çok büyük şerefsizlik yapacak adamlar var ve bunlarla muhatap oluyorsunuz. Yani direkt olmak zorunda yani, tamam mı? Başka şeyi yok, seçeneği yok yani. Olmak zorunda. Haliyle yani İmam Hazım onu ifade ediyor yani. Bırakın da o kadar bir fark olsun yani bu insanlar diye söylüyor yani. Kastettiği şey o. Benim anladığım. Eğer farklı şekilde anlayan arkadaşlar da varsa onlar da söyleyebilirler. Mutlu oluruz yani. Bize ufuk katmaları nedeniyle. Velem zalime yazlimu velem yazlimuna Rabbuna. Rabbimiz bize zulmetmiş olmaz. İzâ lem yec'al sevâbena misle sevâbihim. Yani bizim karşılığımızı onların karşılığı gibi yapmadığı için, yani eşitlemediği için Rabbimiz bize zulmetmiş olmaz. Ve zâlike kâne. Bu nedir biliyor musunuz? İnneme. Yani zulüm nerede olur? İnneme yekûnu zulm. Zulüm şurada olur. Lev nakasena hakkana. Şayet bizim hakkımız olan şey neyse onu eksiltirse ne diyelim ashatana bizi bir şeyden mahrum bırakırsa o zaman zulüm. Allah böyle bir şey yapmıyor. Olabilecek her şeyi veriyor bize. Her türlü ve yani onun da daha ötesinde veriyor. Bak rahmet esastır. Adalet ve zulüm diyoruz bak. Adalet ve zulüm zıtlarıyla konuşursak. Bunun bir üstü nedir? Hikmet ve sefehtir. Tamam mı? Hikmet işte rahmet ve gazaptır. Anlatabildim mi? Yani Allah ne diyor? Rahmetin gazabını geçti diyor. Yani böyle bir şey. Dolayısıyla Allah'ın hiçbir şekilde zalim olduğu düşünülemez diyor. Fe imme idâ zâde ulaike. Yani eğer Allah onlara ziyadesiyle verirse, yani buradaki ziyadesiyle vermek işte hani kızların böyle aralarında kura çekerken o piti piti karamela sepeti dedikleri bir şey var ya, yani öyle bir seçme değil, tamamen biraz önce açıkladım seçme. İzâ zâde ulaike onlara fazlasıyla verir. Velem yankusna hakkana. Yani bizim de hakkımızı da eksiltmez ise. Ve a'tâna hatta erdînâ. Yani bizi de memnun edecek derecede verirse, biraz önceki bahsettiğim rahmet çerçevesinde. Fe inne zâlike leyse bi zulüm. Dolayısıyla bu bir zulüm değildir. Vel enbiyâ'u vel rusulü. Peygamberler, elçiler. Lehumul fadlu fi dünyâ. Ala cemi'in nâsi. Bu dünyada bütün insanlara nazaran bir üstünlükleri vardır. Üstünlükleri de budur diyorsun. Li'ennehum humul qâdetu. Onlar önderdirler. Önderlik yapacak kimselerdir. Yani ben de o kanaatteyim arkadaşlar. Yani böyle Allah Teala sıradan seçmiyor yani. Böyle yani her peygamberin şeyinde bir hikmet var. Onu görüyorsunuz. Yani. Özellikle şey noktasında da yani Hazreti Peygamber'in ümmi olması noktasında da bu da çok anlamlı. Çünkü Kitab-ı Kitabi diyor. Kitabi olan kültürün, medeniyetin oturduğu yerde nasıl ki bir takım doğrular kökleşse yanlışlar da böyle kronikleşmiştir. Kolay kolay bilmiyor. Yani bir nevi sanki bir sıfırdan başlanmış gibi geliyor bana. Yani Hazreti Peygamber'in ünlü bir toplum arasından çıkarılması. Yani işin
Her şeyin bir avantajı var, bir dezavantajı var. Dezavantajı da işte maalesef ne diyelim, bu literal okuma biçimi. Yani bizim başımızda da bu sıkıntı var. Ama yani tarih şunu gösteriyor ki, yani gerçekten zihniyet dönüşümünü yapabileceğimiz şey de var bizde. Ne diyelim, arka plan, arda alan da var. Yani bundan çok rahat şeyleri de çıkarabiliriz ama her şey insana bakıyor. Burası önemli. وَهُمْ اُمَنَاءُ الرَّحْمَانِ Burası da hoş bir ifadedir. Rahman güvenilir elçileridir. Her insanın bir son noktası vardır. O noktadan sonra atar, kayış atar. Yani Osmanlı'nın özellikle o son dönemlerini düşünün. Yani paşaların işte kimisinin ihanet etmesi, işte belli bir fiyata alınabilmesi falan neyse. Yani bunlar çok ne diyelim? Yani ben buna gelmem demeyin yani. Her insan için çok büyük bir şeydir. Yani bunlar tehlikedir. Yusuf suresini çokça okuyun. Vehemmet biha vehemme biha ifadesi. Yani neredeyse kayıyordu, gidiyordu diyor yani Yusuf Aleyhisselam. Hatta en ra'ahu burhane rabbihim, yani şu an tam ifade aslında değil. İbare. Rabbinin ayetini görmeseydik ayağa kaymıştı. Bunlar kolay şeyler değil. Yani güvenilir insanların en üst seviyesi. O belli. Ona rağmen bir takım ayrı motivasyonlara da ihtiyaçları oluyor. Allah-u Teala bu noktada onları da mahrum bırakmıyor yani. Olaya böyle bakmak lazım diye düşünüyorum. وَلَا يُدَانِيهِمْ اَحَدٌ مِنَ النَّاسِ Yani bu bakımdan hiçbir insan onların seviyesine ulaşamaz. فِي ibadetihim, yani kullukları, yani ibadetlerin noktasında وَخَوْفِهِمْ Allah korkuları noktasında وَخُشُوهِمْ Allah'ın boyun eğmeleri, yani böyle ne diyelim, hürmetle boyun eğmeleri وَتَحَمُّلِهِمْ الْمَعُونَاتِ Yani ne diyelim, böyle sıkıntılara tahammül etme, dayanma noktasında فِي ذَاتِ اللّٰهِ تَعَلَى Allah-u Teala'nın zatı وَكَذَلِكَ اِنَّمَا اَدْرَكَ النَّاسُ بِذْنِ اللّٰهِ الْفَضْلَ بِهِ Yani Allah'ın izniyle insanlar, yani bu üstünlüğünde nedenini anlar. Tamam, yani ne diyelim, geçmişte insanlar kategorize etmişler ya, tasvip etmişler. Yani çok fazla değişen şey yok. Sadece kavramların içi değişiyor. İşte köleler, hürler, aristokratlar, elitler, köylüler, şehirler. Yani böyle bir farklılık değil. Tamamen biraz önce açıkladığım şekildeki farklılık. فَلَهُمْ مِثْلُ اُجُورِ مَنْ يَدْخُلْ جَنَّةَ دُعَائِهِ Yani yine onların duasıyla cennete girecek birçok insan da var. Bunların da ecirleri vardır bunlar için. Evet, buraya kadar kaçırdığımız var mı arkadaşlar? Orada mısınız? Benimle misiniz? Yok hocam. Ha, benimle değil misiniz? Kaçırdığımız yer yok. Tamam. Buradayız hocam. Eyvallah. Şimdi isterseniz bir soru bir cevap daha okuyayım, bitirelim ondan sonra. Zaten yarım sayfa. Ondan sonra kaydı kapatıp da sorulara geçeriz. Kâlel müteallimu Semerkandî dedi ki öğrenci, lekad vassaftel adle. Yani hakikaten gerçekten doğruyu burada resmettin, anlattın. Niteliklerini ortaya koydun. Fe evdahte
açıkladın. فَجَزَاكَ اللّٰهُ الْجَنَّةَ Allah seni cennetle mükafatlandırsın. وَلَكِنْ اَخْبِرْنِي Yani böyle dua ediyor, ardından yumurtayı çıkarıyor değil mi? Fakat bana şunu söyler misin, yani anlatır mısın? Yani nedir o? هَلْ تَعْلَمُ مِنَ الْمَعَاسِ شَيْئًا Yani şöyle bir günah biliyor musun? Nasıl bir günah? يُعَذِّبُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اَلْبَتَّةَ غَيْرَ الشِّرْكِ Yani şirkin şirkin dışında Allah'ın kesin kes azap edeceği bir günah biliyor musun? اَوْ تَزْعُمُ Veya şöyle iddia eder misin? اَنَّهَا كُلُّهَا مَغْفُورَةٌ Bütün günahlar bağışlanmıştır. Bunu iddia eder misin? فَاِنْ زَعَمْتَ Eğer böyle bir iddiam var ise اَنَّا بَعْنَا مَغْفُورٌ Yani bir kısmı şeyse ne diyelim bir kısmı bağışlanacak şeklinde bir iddiam var ise فَمَا الْمَغْفُورُ مِنْهَا Yani bu affedilen kısım nedir? Bunları bana bir açıklarsan sevinirim. قَالَ الْعَالِمُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Allah razı olsun Ebu Hanife dedi ki مَا أَعْلَمُ شَيْئًا مِنَ الْمَعَاسِي يُعَذِّبُ اللّٰهُ عَلَيْهِ غَيْرِ الشِّرْكِ Yani şirkten başka Allah'ın kesinlikle azap edeceği başka bir günah bilmiyorum. Yani net olarak bildiğimiz şirk diyor. Diğerlerine bir şey diyemem diyor. وَمَا أَسْتَطِيعُ الشَّهَادَةَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْمَعَاصِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ أَنَّ اللّٰهَ يُعَذِّبُهُ الْبَتَّةَ عَلَيْهَا غَيْرَ الْإِشْرَاكِ بِاللّٰهِ Yani şuna da şahitlik edemem. Nedir o? Ehli kıbleden yani Müslümanlardan, müminlerden herhangi bir günahkarı şirk dışında Allah'ın kesin kes ona azap edeceği bir şeyle ya şahitlik etmeye de güç getiremem. Kesin net bir şey söyleyemem diyor. Vakat alimtu şunu biliyorum ama diyor. Enne ba'daha mağfur. Bazı günahlar bağışlanmıştır. Vela arifu ama hangi günahlar bağışlanır? Tamam mı? Yani neler, ne zaman, nasıl bağışlanır? Bunu bilemem diyor. Bi kavli li kavli Allahi Teala. Edebi görüyor musun? Ne kadar güzel bir şey. Açıkça söylüyor yani. Bugün adına konuşan bir ton adamır. Onları da görebiliyor musunuz yani böyle bir şey edebi? Ebu Hanife yapan ruh bu ruhtur. Bunu unutmayın. Yani. Ha şunu da söyleyeyim. Ebu Hanife eleştirilmez mi? Eleştirilir. Ayrı mesele. Ama bir ilim adamına da hele de kendi neslinin ötesinde diğer nesillere de ufuk vermiş bir insana da saygı duymasını da bilmek gerekir. Allah Teala'nın şu sözünden ötürü bilemiyorum hangisi ne yani ne kadardır. İn teşteni bu kebaire ma tunhauna anhu şayet siz büyük günahlardan yani men edildiğiniz, yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız nukeffiru ankum seyyiatikum. Biz ne yaparız? Diğer günahlarınızı üzerini kapatırız. Örteriz. Bak dikkat edin. Yani Kur'an'ın sunduğu ilkelerden bir tanesidir. Eğer bir kötülüğü ortadan kaldırma metodudur. Nedir o? Eğer bir kötülük yaptıysan ne yapman söylenir sana? Onu yok edecek bir iyilik yapmak. Yani muazzam bir ilkedir bu. Evet. فَلَسْتُ عَارِفُ جَمِيعَ الْكَبَائِرِ Yani bu büyük günahlar hepsi nedir? Onu da bilmiyorum ben. Bilmiyorum arkadaş. وَلَا السَّيِّئَاتِ اللَّتِي تُغْفَرُ وَالَّتِي لَا تُغْفَرُ Yani hangi kötülükler affedilecek, hangileri affedilmeyecek onu da bilmiyorum.
Yani la edri, bilmiyorum yani. Leallallahu yagfiru ma duneşşirki minel maasi kulliha. Yani Allah'ın tamam şirkin dışındaki bütün günahları affetmesi umalım ama yani affeder mi affetmez mi onu da bilmiyorum. Bu konuda da bir şey diyemem sana. لِأَنَّهُ قَالَ Çünkü Allah-u Teala diyor ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ Allah kendisine şirk koşulmasını ya arkadaş söylemiyorsun ben bu metni de götürmüyorum aşağıya. Boşuna açtık herhalde bunu ya. Çünkü herkesin kitabı var ya oradan veriyorlar böyle. Şeyse bir daha açmayız o zaman ya bu şimdi sizi görmeyince böyle sanki şey gibi oluyor yani arada duvar varmış gibi zaten uzaktan eğitimin kötü yanı bu. Hayırlısı. Evet. Allah Teala şöyle buyuruyor. İnne Allah la yaghfiru an yushrike bihi. Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Ve yaghfiru ma duna zalika ama bunu dışındakileri affedebilir, affeder limen yeşa. Dilediğini ve dileyeni tamam da çıkar burada. Felestu edri limen yeşa'ul mağfirete minhu ve limen la yeşa. Yani Allah yani kimi affetmek istiyor, kimisini hangisi pek istemiyor. Yani kusura bakma bunları ben bilemiyorum diye. Bunları öğrenebilirsen gidip soracağım bakalım. Allah-u Teala'nın bizatihi kendisidir diye burada belirtiyor.